Arakan'da yapılan zulümler ve Müslüman ülkelerin bu zulümlere sessiz kalması hakkında ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Bir tek Arakan'da mı? Afganistan'da zulüm yok mu? Arakan'da zulmeden budistler olunca Türk yetkililer konuşuyor. Niye Afganistan'da zulüm yok mu? Orada Amerika zulmettiği için onunla ilgili konuşmuyorlar. Irak'ta Amerika zulmetmedi mi? 2 milyon Müslümanı şehit etmedi mi? Ona Türk yetkililer yardım bile etmediler mi? O zulme ortak olmadılar mı? Bir tek Arakan'da mı zulüm var? Filistin'de zulmeden İsrail'le dostuz demiyorlar mı? Mısır'da 5000 bin Müslümanı bir olayda katleden, sayısını Allah bilir gerçek rakamı, binlerce Müslümanı şehit eden, on binlercesini hapse dolduran, darbeci Sisi'yi desteklemiş olan İsrail'i dost olarak kabul etmiyorlar mı? O darbeyi yapan Sisi'yi İsrail destekledi, darbeyi beraber yaptılar. O İsrail'i dost edinmemişler mi? Dostumuzdur demiyorlar mı? Bir tek Arakan'da muzulüm var. Suriye'de bir sürü masum insanları öldüren Amerikan uçakları değil mi? Arakan'da öldürülenlerden daha fazla. Yani her her tarafımız kan gölü. Libya'da Müslümanlar, siviller katledilmiyor mu? Amerikan uçakları, NATO uçakları, askerleri. Yemen'de katliam yok mu? Libya'da katliam yok mu? Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Filistin'de yok mu? Bir Arakan'da mı var? İstediğimiz kadar konuşalım. Elimizden bir şey gelmiyor. Ancak bu gibi sorular sorulduğunda her zaman dediğim şeyi derim. Gerçekten Arakan'a yardım etmek isteyenler Gerçekten Filistin'e yardım etmek isteyenler Gerçekten Irak'a Suriye'ye yardım etmek isteyenler kendi memleketlerinde İslam'ı hakim kılsınlar. Kendi memleketlerinde İslam'ı hakim kılmak için faaliyet yapsınlar. Komşularını anlatsınlar, arkadaşlarını anlatsınlar. Davanın delisi olsunlar durmasınlar. Her Müslüman kendi memleketinde İslam'ı hakim kılarsa, Türkiyeliler Türkiye'de, Suriyeliler Suriye'de, Mısırlılar Mısır'da, herkes kendi bulunduğu topraklarda İslam'ı hakim kılarsa, devletler İslamlaşırsa, devlet gücüyle baskı yapmak kolay olur. Yoksa elimizden bir şey gelmez samimi olarak bir şey yapmak isteyenler bunu yapsınlar. Yok samimi değiller. işin edebiyatını yapmak istiyorlarsa Arakan'a ne yapabiliriz? Filistin'de ne yapabiliriz? Samimiyetsizce soru soruyorlarsa bu sorular sormaktan vazgeçsinler. Samimi soruyorlarsa işte ben söylüyorum. Samimi her Müslüman yapması gereken önce kendisi İslam'ı yaşayacak, öğrenecek, öğretecek öğrenecek, yaşayacak, öğretecek. Cemaat çalışması yapacak. Burada yeni bir nesil meydana getirecek. İşte o zaman gücümüz yetecek. O zaman bizi dikkate almak zorunda kalacaklar. Şimdi çok iyi biliyorlar. Türkiye nasılsa laik, Mısır'da o, Suriye'si de o, Irak'ın durumu şu, Filistin'in durumu bu. Neden korkacaklar ki? Neyden korkacaklar? Samimi isek eğer, sadece bu iş, bırakın şu yetkililer, metkililer, yetkililer hepsi layık zaten. Layıklığı savunuyorlar. Yetkililerden ne bekliyorsunuz yani? İşin edebiyatını yapıyorlar. Yok Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırıyor. Birleşmiş Milletler'in tonu kaç kuruş? Birleşmiş Milletler karar alsa ya Çin veto ediyor ya Amerika ya Rusya. Beş daimi üyeden birisi mutlaka veto ediyor. Karar yürürlüğe de konulamıyor zaten. Veto, yani veto'ya uğramasa bile yine sonuçta zaten kimsenin Birleşmiş Milletleri taktığı maktığı yok zaten yani. Türk yetkililerin yaptığı şey Birleşmiş Milletler'e meseleyi havale etmek. Maşallah maşallah ne büyük başarı. Diyeceksiniz ki ya ne yapsınlar? Ben onu diyorum zaten yetkililerden bir şey beklemeyin. Yapamaz. Yapaca iki tane gemi malzeme göndermektir işte bu. Kamuoyunu aldatacaklar bulgur mulgur falan bu un vesaire ucuz ucuz şeyler. Gemiyi doldur gönder. Yani iki tane gemi. O da zaten Arakan'a gidemiyor gemi. Myanmar devleti müsaade etmiyor zaten. Nereye gidiyor? Bangladeş'e gidiyor. E kötü mü? Yok o da iyi. O da iyi. O da olması gereken bir şey. Sonuçta 400 bin kişi Bangladeş'e geçti. Yani elbette Bangladeş devletine de yardımcı olmak, oradaki Müslümanlara yardım göndermek, bu da takdire şayandır. Elbette bunu da inkar edecek değiliz. Ama mesela bunun çok ötesindedir yani. Bunlar pansuman çözümler. Gerçek çözüm uzun vadeli. Bu böyle gider kardeşim. Kimseyi aldatmayalım. Kendimizi de aldatmayalım. Bu böyle gider daha çok Filistin'de zulme uğrarız, Afganistan'da zulme uğrarız, Arakan'da zulme uğrarız. Daha böyle gidecek bu. Daha çok milyonlar şehit vereceğiz. Bu bu. Bu bu bunun çaresi yok. Her memlekette İslam hakim olmadıkça, o memleketin Müslümanları mücadele vermedikçe, devletlerini değiştirmedikçe bu böyle gider. Hocam sen çok zor bir çözüm yolu öneriyorsun. Başka çözüm yok. Gerçek bu. Laik devletlerin yapacağı bu kadardır.